Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte sezon 19'daki bütün Royal Pass'taki ödülleri gameplay olarak göstereceğim. Eğer ki bu videoya güzel bir yorum ya da like gelirse fark etmez. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Böyle daha fazla gelecek şeylerin gameplay versiyonlarını da kanalımda paylaşacağım. Nasıl mesela, yani işte oyuna premium sandık gelecek, onun gameplay versiyonu. Yani silah nasıl duruyor, set nasıl duruyor tarzda, böyle normal maçta sizlere göstereceğim. Yeni gelecek biliyorsunuz ki Godzilla mı olsun falan filan, bayağı bir şeyler de gelecek. Aynı şekilde bütün oyuna gelecek her şeyin de gameplay'ini de kanalımda yayınlamayı düşünüyorum. Eğer ki bu videoyu severseniz, bilmiyorum. Bakalım, hatta hani belki seversiniz belki sevmezsiniz ama orası size kalmış bir şey. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde yeni gelecek şeylere geçelim. Ama geçmeden önce biliyorum hala videomuza like atmadın. O yüzden şu an aşağı kaydırıyorsun, böyle bir tane like atıyorsun ve takip edip bildirimleri açarak da bana destek olabilirsin. Şimdi hadi geçelim o zaman. Şimdi sizlere ilk önce sezon 19'da verilecek olan 6 ligine çıktığımızda azdan uzun seti göstermek istiyorum. Setimiz bu şekilde. Bence set hani o kadar dandik, kötü falan filan da değil yani. Bana kalırsa güzel bir tane set yapmışlar. Ben bunu kullanırım diye düşünüyorum. Hani mesela Sirek setinden önce bunu kullanabilirim. Royal Pass'ta zaten bu sezon birkaç gün gece atacağım ben. Birazcık mesela bu altının şeyini giyer kullanırım. Bence bu da güzel yapmışlar. Tam yılanlamalık siyah bir tane set. Umarım sizler de beğenirsiniz. Daha sonrası da M249 desenimize gelecek olursak da M249 desenimiz ise bu şekilde gözükmektedir. Bence elmas ligine çıkınca, alınca kullanabileceğimiz baya baya güzel bir elmas ligi deseni diye düşünüyorum. Bu arada diğer ödülleri merak eden arkadaşlar varsa onların kanalda zaten videosu var. Ben burada hani hepsinin levellerini burada göstermeyeceğim. Ben sadece burada oyun içinde nasıl gözüküyor sizlere onu göstereceğim. Yani şu anda böyle gözüküyor. M249 da aynı şekilde böyle. Zaten M249'u da hani desenini getirdiler. Şarjör 75'e düştü. Uzatılmış takarsan 150. Birazcık da sıkma oranını düşürmüşler, yani hız oranını. Mesela örnek veriyorum. Nasıl örnek vereyim? 10 saniyede örnek veriyorum. Bak sallıyorum, böyle 90 mermi sıkıyorsa artık 10 saniyede 80 mermi sıkıyor diyebilirim. Hani salladım bu arada, 10 saniyede o kadar sıkarım bilmiyorum ama ya işte salladım. Sen de sallamış say gitsin yani. Böyle bir desen, bence bu M249 desenini güzel yapmışlar, ben kullanırım. Daha sonrasında As Ligi'ne çıkanlara verilecek olan para üstümü ise sizlere şu şekilde göstereyim. Böyle bir tane baya baya kaliteli bu arada bir sezon 19 As Ligi'ne çıkanlara verilecek olan bir para üstümüz var. Bence paraşüt de güzel, hani böyle kötü, çöp denilmeyecek kadar güzel bana göre. Ben kullanırım aga, belki sen kullanmayabilirsin ama ben kullanırım. Ama ve lakin ben hala yuvarlak buz kralitesi olan UC'ye çıkarttığım şeyi kullanırım. O da güzel yani, ama hani sende böyle kaliteli paraşüt yoksa bunu kullanabilirsin çünkü bu bayağı kaliteli. Daha sonrasında ise gelelim bir levelde verilecek olan sinek setine ya da örümcek setine, bilmiyorum ama bu setle baya baya güzel yılanlanır yani. Mesela örnek veriyorum, kafanızda kask olması herhalde gören düşman korkar yani. Sinek kafası mı, örümcek kafası mı hala çözemedim ama bir levelde mesela PUBG Mobile herkese böyle bir tane sinek verecek. Yani sinek ya da örümcek, hala kararsız ama böyle bir tane setimiz olacak. Bence set hani çok da kötü değil açıkçası, baya orta seviye diyelim. Öyle bir set. Çimenin içinde yılanladığınızda ise bu şekilde oluyor. Bence çimenlerin içinde de yılanabilecek bir set açıkçası. Yani güzel. Bir levelde bu şekilde. Daha sonrasında ise bir levelde Royal Pass'ı açtığınızda sizlere verilecek olan bir tane M200 diyorum. Pardon, mini desenimiz var. Mini desenini de pembe yapmışlar ve cafcaflı yapmışlar. Böyle hani parlak, güzel, kaliteli bir mini deseni. Ben gittim miniye 180 UC'ye verdim. PUBG Mobile geldi mini deseni getirdi Royal Pass'a. Aman diyeyim, benden önce getirsen olmaz zaten. Bir de lütfen artık araba deseni getir. Daha sonrası da gelelim 50 levelde verilecek olan sete. Yani 50 levelde iki set pek de iyi değil açıkçası yani bana göre, ama bilmiyorum, belki siz sevebilirsiniz. 50 levelde set, 55 levelde ise kaskını, bu işte kaskı dediğim kafasına takılan saçı verecek. Ama bence hani o kadar da böyle kaliteli bir set değil bana göre. Turuncumsu, beyazımsı, siyahımsı, mavimsi bir tane set. Ama hani hiç seti olmayanlar varsa kullanabilir. Saçımız ise zaten böyle kulaklı bir şey. Ve gelelim 100 level setine. Birçoğunuz kırmızıyı seçecek olabilir. Ama şu an bu videoyu izledikten sonra böyle %50 %60'ı kırmızı setten çayacak. Neden mi? Bak şimdi. Öyle bir kanat yapmışlar ki. Abi bu nasıl bir kanat ya? Hadi kırmızı, bak kanata bir baksana. Yani
Bence pembe almak daha mantıklı. Bak kırmızı bu şekilde gözüküyor agalar. Tamam birçoğunuz belki kırmızıyı sevebilir, kırmızı kullanabilir ama yani ne bileyim bu kanatlara böyle bir tık daha güzel bir şey mi yapsalardı? Çünkü çok değişik yani açıkçası. Ben beğenmedim. Bu yüzden pembeyi alırım büyük ihtimalle. Baksana böyle. Tamam önden iyi, arkadan arkada iki tane kuyruk var. Yani hani alınabilir mi? Alınır. Ama böyleyken arkada iki tane kuyruk var. Gelelim diğer yüzdevel setine. Bu yüzdevel seti zaten biliyorsunuz ki iki tane set aldık. Ben büyük ihtimalle pembe aldım. Neden derseniz pembe daha mantıklı be. Baksanıza abi şu pembeye. Yani kırmızının o arkadaki böyle iki tane koca şey var ya. Onlar olmasa alınabilirdi de. Ya abi çok kocaman ya. O ne oğlum? Ha tabii ki de sevenler alanlar olacak ama ya mesela bu pembe set daha iyi. Bunun bir de arkada kuyruğu var böyle. Nasıl bir kuyruk süre bilmiyorum ama. Yani bence pembe seti almak diğerine göre bir tık daha mantıklı olabilir açıkçası. Ben birazcık pembeyi düşünüyorum ama sence hangisini alacaksın? Kırmızı uzun kanatlı değişik kanatlı seti mi yoksa bunu mu alacaksın? Yaz yorumlara, bekliyorum ama ben büyük ihtimalle pembeyi aldım. Gelelim 90 levelde verilecek olan AKM desenine. Peki bu AKM desin nasıl bir şey derseniz, skopsuz hali biliyorsunuz ki birçoğunuz AKM'yi böyle skopsuz kullanmayı sever. Nasıl diyorsanız böyle bir skopsuzluk BŞN hali var. Peki skopu açtığınızda nasıl olacak derseniz işte böyle bir tane skop olacak. Yani skopa özel bir şeyler eklememişler ama bence hani AKM deseni mis gibi. Bak işte cillop gibi, cillop bak yeni kelime, ilk defa kullandım herhalde videoda. Cillop gibi böyle mis gibi AKM deseni yapmışlar, bence kullanılır. Daha sonra dolandırıcı çarktan aldığınız arkadaşlar, hani böyle 6-12-18 diye giden var ya, ha o çarktaki Thompson desenimiz var böyle bir tane. Bence Thompson deseni de böyle hah kullanayım, hah iyiymiş denilen bir Thompson deseni değil ama Thompson yani. Hani bunu bize beleş versen PUBG Mobile bir tık daha güzel olabilirdi ama. Daha sonrasında gelelim 60 levelde bizlere verilecek olan el bombasına. Eğer ki siz bu videoları daha çok isterseniz ben hani bütün yeni gelecek her şeyin böyle bir videosunu çekeceğim, haberiniz olsun. Hani oyun içinde nasıl gözüküyor, acaba gözüktüğü gibi mi kötü mü falan filan merak edenler varsa, bomba da bu şekilde gözüküyor. Yani elinizde mavi bir tane bomba. Daha sonrasında gelelim 70 leveldeki kask desenine. Kaskımız bir levelde böyle bir tane sarı böyle bir şeyler çıkıyor falan, tam olarak nasıl adlandırayım bilmiyorum ama yani ağaçtan çıkan bir solucan mı oluyor öyle bir şeylerden falan filan. 2 levelde böyle bir tane sarı kaskımız oluyor, yani o da güzel bence, o kadar da kötü değil. Yani böyle bu sezon hani böyle nasıl diyeyim, ormandan kaçmış bir Royal Pass gibi bir şey. Kırmızıya geldiğimizde ise kırmızı setimizde bu şekilde, yani kırmızı kask desenimiz. Yani güzel ama ben şahsen pek fazla beğenmedim kask deseni, böyle çok değişik duruyor. Ya yani çok değişik. Çok değişik. Daha sonrasında ise gelelim çanta desenimize. Çanta desenimiz bir levelde böyle bir mavi rengine bürünecek. 2 levele geldiğimizde böyle bir tık daha mavi, yanlarından altın bir şeyler çıkıyor. Tam olarak nasıl bir ad vereyim bilmiyorum ama yani böyle bir şeyler çıkıyor. Bu da güzel. Bence kask desenine oranla çanta kaskın böyle bir tık daha önüne geçebilir bence. Daha kaliteli yaptıklarını düşünüyorum. 3 levele gelecek olursak da böyle bir tane sırtınızda kocaman böcek var aga, bildiğin böcek sezonu ya. Tamam yaz vakti geliyor da diye de gidip böcek sezonu yapmazsın ki. Yani başka yapacak hiçbir şey bulamadım papi. Daha bir de şey var. Bilmeyen arkadaşlar varsa kanalda videosu var. Çekirge yediğiniz emoji var, onu da verecekler. Daha sonrasında gelelim 45 levelde verilecek olan birçoğunuzun işte Royal Pass açmadan kazanabileceği UMP desin. Hani 45 levele geldiğinizde Royal Pass'ınız hiç olması da gerek yok. 45 levele ulaşan herkes bu UMP desenini alacaktır. Yani bence UMP deseni de beleşe göre güzel. Bir ara bir M16 deseni vermişti. Sadece böyle %20 opaklıkta üstüne bir gümüş deseni yapıştırıp vermişlerdi. Halbuki orijinalden pek de bir farkı yoktu. Yani onu hatırlayanlar olur aranızda. Gelelim 30 levelde verilecek olan paraşüt desenimize. Gene böcekli bir paraşüt desenimiz var. Aa ne kadar iyi dediğimiz böcekli bir paraşüt deseni var. Yani Pupsi neden yaptın bize bunu? O kadar şey varken gelecek. Bak mesela Şimşek McQueen sezonu yapsan, İçinde de Şimşek McQueen torosu versen
Real pas açmayacak adam yok. Bak gel Şimşek McQueen'e anlaşalım. Daha sonrası da ise gelelim bir tane motor desenimiz var. Şu an belki birazınız güldü ama bu motor deseni gene o dolandırıcı çark var ya, böyle 6 12 18 diye giden sürekli patlayan, ha oraya gelecek bu. Oradan para biriktirirseniz alabileceğiniz bir tane motor deseni. Yani hani PUBG'cim bak gel anlaşalım, bunu 95 levele koyalak biz. Hadi. Bak bak başına koy demiyorum ya, 95'e koy. Hepimiz alsın, tamam. Güzel. İyi kötü bir motor deseni yaptın. En son bize sosisli diye bir tane motor deseni verdin. Hani artık bize de şöyle yüzümüz bir gülse, bir şeyler falan mı versen ki? Ya böyle bir tane motor deseni var. Bence motor deseni de böyle çok aşırı aşırı kötü değil. Pembeli, yeşilli, baya baya güzel bir tasarım yapmışlar. Tabi bu da orman. Yani orman temasında yapılmış. Güzel ama yani beleş versen hani iyi olurdu. Daha sonrası da ise PUBG Mobile'in 10 levelde bize vereceği bir tane emoji var. Zaten bunu bayanız baya 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 herkes biliyor. Bence bu baya baya böyle cafcaflı kaliteli yapılmış. Ben şahsen beğendim. Hani yani ilk defa Royal Pass'ta mutlu olacağım öğelerden biri bana kalırsa. Daha sonra bir tane biliyorsunuz ki sinek gemi emojisi var. Çekirge mi sinek mi, böyle bir tane emoji var. Yani böyle yapıyor yapıyor yapıyor. Eline bir şey geliyor, hap diyor, yiyor. Bir de seviyor. Oğlum niye seviyorsun yiyeceğin de yani? Başka yiyecek bir şey mi? Git et falan ye yani. Döner ye, bir şey ye. Ne, sinek yiyor. Daha sonrasında oyuna 100 ya bakayım 60 120 180 UC etkinliği var ya, orada 120 UC yatıranların alabileceği bir tane set var. Böyle bir tane set. Hani diyelim ki oyuna 120 UC yatırdım. PUBG Mobile sana bunu beleş olarak veriyor ama yani altın ligine çıktığım set bence daha daha kaliteli yani. Bence ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ben olsam onu kullanırım. Tava desenine gelecek olursak da böyle gümüş parlama bir tava var. Bu tavayı isteyen arkadaşlar 180 UC'ye alabilecek ama yani ben gidip de tavaya 180 UC vermem açıkçası. Çünkü zaten benim hesapta herhalde 10 ya da ondan fazla tava deseni vardır açıkçası. Baya baya böyle bir tava deseni var. O yüzden bilmiyorum, bana göre gereksiz açıkçası. Evet, bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer ki bu tür videoların daha fazlasını istiyorsanız, yani gameplay versiyonlarını, aşağıdan like atıp yorumlarda haber edebilirsin. Yani belli edebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ben kaçıyorum. Bay bay. Your choice to make a little marker.